Merhaba arkadaşlar ben Ahmet namı diğer de korkut bugün size videomda bana çokça sorulan birkaç sorunun cevabını veriyor olacağım Bu soruları hemen size okuyayım Abi oyunda crosshair'ı nasıl değiştiriyorsun yani yayınlarımda soruyorlar bunu özellikle Crosshair'ı nasıl yeşil nasıl kırmızıya dönüştürüyorsun Nasıl eğilip doğrulurken dikiz atış atarken biz PUBG Mobile'daki gibi olsun yani Bir kere bastığımızda o eğik şekilde kalsın diyorlar. Bunun nasıl yapıldığını göstereceğim. Ve Aha istatistiklerini pingimizi nasıl öğrenebiliriz? Ekranda nasıl bunu verebiliriz? Bunu anlatıyor olacağım size. Hemen şu anda oyunuma girdim. Size oyun ekranıma geçelim. Oyuna da girdik arkadaşlar. Şu anda öncelikle pingi nasıl gösterdiğimizden bahsedelim. Hemen şuraya geçelim. Şöyle ekranın koyu kısmı size de zoom yapıp anlatıyor olacağım videoda. Pingi şu anda oynanışa gelip Ayarlar, oynanış ve ağ hataları istatistiklerini tıklayarak açığı seçerseniz, pink kısmını solda ekranın sonuna alabilirsiniz. Burada gördüğünüz veriler şunlar: pink var, sizin sunucuyla olan aranızdaki iletişimim şeyi hızını gösterir. Ne kadar düşükse o kadar iyidir, o kadar az sürede sizin gönderdiğiniz paketler gidip geri geliyor demektir. Altındaki bilgiler. Aşağı doğru ok olanlar indirme hızınız, yukarı doğru ok olanlar da yükleme hızınızı gösterir ve onun altındaki paket bilgileri de sizin ne kadar paket yüklediğinizi anlatıyor sunucuya ya da pak ne kadar paket indirdiğinizi anlatıyor. Ping kısmı bu şekilde. Onun dışında ikinci soru abi biz dikiz atış atmak istiyoruz ama tek basışta kalmasını istiyoruz diyorlar. O yüzden tekrar ayarlara giriyoruz oynanışa geliyoruz ve oynanışa geldiğimizde burada ön izleme var. Ön izlemeyi seçip aç kapa yaparsanız artık tek basışta kalır, bir daha basışta diğer tarafta kalır. Yani bu şekilde PUBG Mobile ayarlarına benzetebilirsiniz ayarlarınızı. Bunu da tut diyelim ben kendim bildiğim gibi yapayım. Onun dışında Crosshair'ı nasıl değiştiriyorsun abi gibi bir soru geliyordu. Hemen ona bir bakalım. Size şimdi şuradan bir tane AUG alalım elimize. Hiçbir şey almamıza gerek yok başka. hemen gidelim. Şuradan envai çeşit scope alalım. Holo 2x, 3x ve red dot aldık. Şimdi hemen deneyişe geçelim. Şurada kutumuzun önünde. Normalde açtığımızda red dotumuzu kırmızı bir nokta. Zaten adı da üzerinde red dot. Yani kırmızı bir nokta var. Eğer şu an klavyede yayında size şey videoda size gösteriyor olacağım. Klavyede Page up ve page down tuşları. Page up ve page down tuşlarına basarsanız. Bu işaret değişiyor. Şu anda çevron oldu. Buna çevron diyorlar. Çiron. Ya da işte üçgen oldu. Şu an değişik. Şu an farklı. Yeşil oldu. Şu anda yeşilin de varyasyonlarını görüyoruz. Bu şekilde değişebiliyor. Holo'da sadece renk değiştirebiliyorsunuz. Yeşil ve kırmızı. Onun dışında 2x de renk değiştirebiliyorsunuz. Yeşil ve kırmızı. Ve 3x de aynı şekilde renk değiştirebiliyorsunuz. Son videomdan sonra değiştirdiğim ya da kendime ait size anlatmayı unuttuğum ayarlarımdan bahsedeyim. Hemen ayarları açtım. En baştan başlıyorum. Ee, genel kalite özel bizde. Bunu anlatmıştım bir önceki videomda. Ekran ölçeğini size önerebilirim. Eğer bilgisayarınız kötüyse, oyununuz 60 FPS'in altındaysa ekran ölçeğini birazcık düşüre 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 kaliteyi birazcık kötüleştirebilirsiniz. Birazcık piksellenir. Ama oyununuz çok çok daha akıcı olacaktır. Bu benim için gereksiz bir ayar. O yüzden hemen normaline döndürüyorum. 100 yapıyorum. Ee, onun dışında kontrol kısmında benim yaptığım bir ayar var mı? Hemen bir bakalım kontrol kısmına. Dikey hassasiyet çarpanını benim hassasiyetlerim deneyip de çok fazla geldiyse yani size ya bu da ne kardeşim böyle sprey atılmıyor falan dediyseniz Mousepad'iniz küçük olabilir ya da eliniz bilekten oynamaya alışkın olabilirsiniz. Dikey hassasiyet çarpanını arttırdığınız zaman mouse'un aşağı ve yukarıdaki hızı e, önceye kıyasla çok fazla artıyor. E, dolayısıyla spreyleri mouse'u daha az hareket ettirerek atabiliyorsunuz. E tabi ne kadar e, dikey hassasiyet çarpanınız düşükse o kadar profesyonel bir sprey çıkarırsınız. Fakat eğer çok zorlanıyorsunuz onu arttırmakta fayda var. Bu arada hassasiyetlerimi güncelledim. Oturdum PUBG Mobile'deki hassasiyetlerimin aynısını yapana kadar saatlerce uğraştım. Şu anda size tekrar okuyayım. Genel hassasiyetim 38, nişan alma hassasiyetim 38, dürbün nişan hassasiyeti 43, 2x 54, 3x 35, 4x 42, 6x 28, 8x 32. Burada dikkat çekmek istediğim şey nişan alma hassasiyeti, hassasiyeti dediği oyundaki aim modu. Aim moduna da şöyle geçiyoruz. ben sağ tuşa basılı tuttuğunuzda geçtiği mod aim modu ben onun tuşunu değiştirdim o yüzden birazcık tökezledim şu anda bu hassasiyet nişan alma hassasiyeti dürbünsüz nişan hassasiyeti dedi de red dot hassasiyeti dolayısıyla red dot değiştirmek istiyorsanız dürbünsüz nişan alma hassasiyetini değiştirmeniz gerekiyor onun dışında size burada önerebileceğim otomatik koşmayı ben caps lock tuşuna atadım bu ne demek yani caps lock tuşu sol elinizin yüzük parmağına çok yakın oyunu oynarken fark edebileceğiniz üzere şu anda koşarken ben diyelim ki yoruldum. Caps Lock'a basıyorum. Biraz dinleniyorum. Ellerimi geriyorum. istediğimi yapıyorum ve sonra WASD Shift'e tekrar elimi korup kontrolü elime geri alıyorum. Oto koşma tuşunun elime yakın olması gayet benim için avantaj sağlıyor. Onun dışında zıplama ve atla tuşlarını ayırdım birbirlerinden. Bunun faydası nedir? Hemen göstereyim. Ben zıplama tuşunu hemen göstereyim. Space'te atlama tuşunu V yaptım. Şimdi zıplama ne atlama ne? buraya atladığınız zaman çıkamazsınız. Buraya tırmanmanız gerekiyor. Yani pardon zıpladığınız zaman çıkamazsınız. Atlamanız gerekiyor. Yani tırmanmanız gerekiyor. Ben bunu V tuşuna atladım. V'ye bastığımda otomatik tırmanıyor. E bunun şimdi bana faydası en çok faydası şöyle. Binanın kenarında içeri acilen girmem gerekiyor. Ama burada space'e bastığım için <laughs> çok özür dilerim sesim gitti. Burada space'e bastığım için böyle bir hareket görüyorum. Ama eğer iki tuşu ayırırsan böyle seri bir şekilde içeri cuk diye girebiliyorum. Evet bu da böyle bir ayırım. İki tuşu ayırmanın bana getirdiği avantaj. Önceki videomda da anlatmıştım zaten ama yine de değinmekte fayda var. Unutulmuş bir şey kalmasın istiyorum. Ee, dediğim gibi nişan ve yakın bakış tuşlarını ayırdım. Nişan tuşunu şu anda daha tam yerini bulamadım kendim için uygun bir yer. O yüzden O'ya atadım öylesine. Yakın bakış tuşu dediğimiz bizim normal e, dürbün açma tuşumuz. Onu da sağ tuşa ayırdım. Bunu neden yapıyorum? Nişan tuşuyla ikisi aynı tuşta kaldığı zaman ben eğim aldığım alırken böyle yaklaşık bir yarım saniye falan kaybım oluyor. Yarım saniye kayıp da yakın mesafe fight'larda büyük bir kayıp. Dolayısıyla en hızlı şekilde dürbünü açmak için iki tuşu ayırıp yakın bakışa sağ tuş, sağ mouse tuşunu atamak en mantıklısı geliyor. Onun dışında sıfırlama mesafesi var sniper'larda ne kadar uzakta merminin e, hedefi bulacağına dair onu daha kolay ayarlamak için page up page down tuşları çok uzak olduğu için shift mouse yukarı shift mouse tekeri aşağı gibi bir ayar yaptım. Bunu da size öneririm aynı şekilde. Peki hemen bakıyorum. Başka bir ayarım var mı benim? Enerji içeceği ve ağrı kesici tuşlarını ay ayırdım. Asterisk dediği burada yıldız tuşu. Ağrı kesiciyi yıldıza koydum. Enerjiyi sıfıra koydum. Oradan kendi klavyemdeki özel tuşlar G5, G6 tuşlarını atadım. Kullanıyorum. Ee, onun dışında motosiklet kontrollerinde aynı PUBG Mobile'deki gibi olmasını istediğim için yukarı kaldırırken E, aşağı indirirken Q tuşları olsun diye yukarıyı E, aşağıya Q yaptım. Sağ ve sol boşa çıktı. Ama kullanmadığım için çok da önemli olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Buradan yeni bir şeyimiz var mı? Evet, hızlı işaret var. Hızlı işaret oyunda çoğu kişinin bilmediği bir mekanizma. Bu nasıl bir mekanizma? Size öncelikle onu anlatayım. Ben Shift orta tuşa koydum, mouse'un orta tuşu. Mouse'un orta tuşuna, mouse'un tekerleğine basarak yaptığınız kuvvet bu nedir? Mesela şu kırmızı konteynerde adam var. Arkadaşlarınıza göstermek istiyorsunuz. Normali bu tuşun alt ve mouse'un orta tuşu. Alt ve mouse'un orta tuşuna bastığınız zaman bu şekilde şu anda ekranda zoomladığım gibi bir tane sarı işaret koyuyor. Ben karakterim sarı olduğu için sarı işaret koyuyor. Takım arkadaşınız mavi olabilir, mavi koyar. Yani arkadaşınıza işte 220 yönünde adam var demek yerine bak işaretimde adam var derseniz o da gider sarı işarete bakar ve o işaretten adamın yerini anlar. Ben bunun ayarını da shift mouse'un orta tuşu olarak değiştirdim. Ana sesi kapat tuşu var. Oyunda ses olayları bayağı sıkıntılı. Az sonra ses kısmına geçtiğimde anlatıyor olacağım size. Ana sesi kapat tuşunda ben CTRL e R yaptım. Çünkü CTRL e M iki parmağım için oldukça uzak geliyor. CTRL e R yaparken oyuna başladığımda paraşüt kısmında tam yere inerken kolayca açabiliyorum ana sesi ve oyun başında da yüksek sesli yerlerde kapatabiliyorum. Bunları size öneririm. Ses kısmında bahsedeceğim olay şu. Oyunda ayak sesleri çok düşük, araba sesleri çok yüksek. Dolayısıyla ayak sesini duymamız gerektiği için sesi çok yüksek tutmamız gerekiyor ve sesi ben o yüzden %77'de tutuyorum şu anda. 100 yapsam bile olur aslında. Fakat 77 yapıp kulaklama sesini çok yüksek yapmayı planladım. Yayınla ilgili bir durum. O çok sizinle, sizin için önemli bir durum değil. Yapabildiğiniz kadar yüksek yapın. Ve önerim arabaya bindiğinizde arabanın sesi çok yüksek geliyorsa bir şekilde kulaklığın kısma düğmesi varsa kısarsınız. Ya da işte CTRL e R'ye basarak arabayı susturabilirsiniz. Bu çok güzel bir şey değil. Güzel bir taktik değil ama bazen gerek kalıyor, mecbur kalıyoruz. Onun dışında burada size anlattığım şeyler var. A hataları istatistiklerini kullanıyoruz. Nişan göstergesi rengini özel olarak buradan ayarlayabilirsiniz. İstediğiniz şekilde RGB, kırmızı, yeşil ve mavi tuşlarını temsiller. R red'in R'si, kırmızının R'si. G green yani yeşilin G'si. B de blue yani mavinin B'sidir. Dolayısıyla mavi kapattığınızda kırmızı ve yeşil karışıp sarı olur. Atıyorum yeşil kapattığınızda Iı, kırmızı ve mavi karışıp Magenta yani bu renk olur Bu şekilde yapabilirsiniz Bu da onun ıı, şeffaflığı sanırım Ya da koyuluğu tonu renk tonu A'da onu gösteriyor Ekrandaki tuş ipuçlarını ben kaldırdım Çünkü zaten hepsini biliyorum ezberimde var Ekranda yer kapa kaplamalarını istemiyorum Özel bir renk kullanmak istemiyorum Varsayılan rengi ben kullanıyor olacağım Hatta özel kullanım bembeyaz olsun ee, Eğilme Bunları anlattık onun dışında SNT'ler için varsayılan atış modu. Bu benim için önemli. Bu nedir? Sniper tüfek aldığınızda yerden o hangi atış modunda gelsin istiyor. İşte bu normalde tam otomatik ayarlı. Ama ne zaman MK14 alırsam ben yerden. Şöyle bir sıkıntıyla karşılaşıyorum. MK14 8 x de falan çok seken bir silah. Onu bir de tekliye almak zorunda kalıyorum. O yüzden ben bunu otomatik tekli de bırakırsam. Yani kendiliğinden tekli de olursa silahı aldığımda. Benim için çok büyük avantaj oluyor ve direkt tekliyle çat 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 sıkmaya başlıyorum. Benim aklıma gelenler bunlar. Bir de kadim bir soru var herkesin sordu FPS abi oyunda FPS'yi nasıl göreceğiz? Şu anda arkadaşlar oyunda FPS görme mekanizması eklenmedi. Yani oyunda FPS'nizi görebileceğiniz oyun içi bir program yok. Yani bir seçenek bir ayar yok. Ama oyun dışı uygulamalar kullanıp görenler var. Ben FRAPS diye bir uygulama kullandım. F-R-A-P-S ve oradan kaç FPS olduğumu görebiliyordum. Bir arkadaşım MSI Afterburner kullanmış ama ban yemiş. Büyük ihtimal MSI Afterburner kullandığım için ban yemiştim. Kanka sen de dikkat et dedi. Ben de Fraps kullanmayı bıraktım dolayısıyla. Yani dış bir uygulama kullanmanızı açıkçası tavsiye etmem. Eğer yapabiliyorsanız bekleyin. Bekleyince oyuna öyle bir özellik getireceklerdir zaten. Bu videoda beni dinlediğiniz, beni izlediğiniz zaman ayırdığınız için. Umarım da size yardımcı olabildiğim için. Hem size hem kendime teşekkür ederim. Beğenip abone olursanız benim için de çok çok tatlı bir jest yapmış olursunuz. Bir sonraki videoda görüşene dek size 20 kilo aldığım Miramar videosunu editleyene dek kendinize iyi bakın ve hoşçakalın efendim.